Herkese merhaba, ben Cem Ozan. Günümüzden 20 bin yıl önce Avrupa'da insanlar hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Bu çağda herkes avdır. İnsanlar besin zincirinin sadece sıradan bir parçasıdır. Vahşi doğanın ve yırtıcıların arasında hayatta kalabilmek için büyük bir mücadele gerekmektedir. Her an biri başka bir avcı tarafından yakalanıp öldürülebilir. İnsanlar küçük kabileler halinde yaşar. Kolay av olmamak için yaşadıkları yerin etrafını çevirmişlerdir. Kabilenin avcıları her sene kış gelmeden atalarının yaptığı gibi ava gitmelidirler. Yoksa kışı geçiremeyecek ve öleceklerdir. Ava çıkma yaşı gelmiş genç, tecrübesiz avcılar yaptıkları mızrak uçlarına göre değerlendiriliyor, testi geçenler ava katılmaya hak kazanıyordur. Bu sene testi 2 kişi geçer. Klan liderinin oğlu Keda ve arkadaşı Kappa. Seçilenler gelenek gereği yetişkin kabile üyeleri tarafından dövülür. Ava gidecek olanlar klanın şamanı tarafından kötülüklere karşı kutsanmalıdır. O gecenin akşamı klan lideri Tau ve eşi çocukları Keda hakkında konuşur. Annesi Keda'nın hazır olmadığını düşünmektedir. Çünkü mızrağıyla değil kalbiyle hareket ediyordur. Ava katılmak bu dönemin en tehlikeli işidir. Bazıları avdan geri dönemeyecektir. Keda'nın annesinin endişelenmesinin nedeni doğada zayıflara yer olmamasıdır. Keda bu avın sonunda hayatını kaybedebilir. Ertesi sabah sevdikleriyle vedalaşıp yola çıkarlar. Av zamanlarında yetişkin avcılar gençlere tecrübelerini de aktarır. Yolda başka bir klanla karşılaşırlar. Zai adındaki klan liderinin oğlu başka bir avda hayatını kaybetmiştir. Vahşi bölgelerden geçeceklerdir. Kalabalık olmanın avantajını kullanmak için güçlerini birleştirirler. Atalarının işaretlediği kutsal yolu takip ederler. Bu yol onları avlarına ulaştıracaktır. Keda babasına kendini kanıtlamak istiyordur. Çubuklarla ateş yakmayı başaramaz. Babasının adamlarının yakaladığı bir domuzu da öldüremez. Bu yüzden kendini başarısız hisseder. Akşam avladıkları domuzu yerlerken anlamsız bir ses duyarlar. Hemen savunma pozisyonuna geçerler. Bir süre bekledikten sonra önemsiz olduğunu değerlendirip geri otururlar. Ancak bu büyük bir hatadır. Bir anda hızlı bir kaplan Kappa'yı yakalar. Karanlıkta kaplanın kükremeleri ve Kappa'nın çığlık sesleri geliyordur. Klan üyelerinin yapacağı hiçbir şey yoktur. Diğer gün bir anıt yaparlar ve yola devam ederler. Uzun bir yolculuğun ardından avlayacakları bizon sürüsünün izine sonunda rastlarlar. Tüm kabile üyeleri av için hazırlanır. Bizonlara sessizce yaklaştıktan sonra saldırıya geçerler. Bizonlar da onlara doğru koşmaya başlar. Mızraklarla duvar oluştururlar. Bu bizonları ürkütür. Büyük bir kısmı korkarak uçurumdan aşağı düşer. Bizonlardan biri Keda'ya doğru koşarak boynuzuyla vurur. Onu uçuruma doğru sürükler. Keda'nın babası Tau, bizonu mızrağıyla vurmayı başarır. Fakat Keda uçurumdan aşağı düşmüştür. Koşarak uçurumun kenarına gelirler. Keda ufak bir taşa tutunmayı başarmıştır. Fakat sonrasında tutunduğu taş parçalanır. Kayalara çarparak düşer ve uçurumun ortasındaki bir çıkıntıya çakılır. Tau oğlunun yanına inmek ister. Ancak kabile üyeleri buna engel olur. Keda'nın artık öldüğünü söylerler. Cesedin yanına inmek imkansızdır. Olaydan sonra herkes bizonların etlerini paketlemek için çalışırken Tau oğlunun ölmediğini düşünerek Keda'ya seslenmektedir. Fakat Keda hareketsizdir. Avları paylaştıktan sonra Zai'ye ayrılır. Tau'nun ekibi Keda'nın öldüğünü kabullenmesi için telkinde bulunur. Tau çok zor olsa da durumu kabullenir. Bir anıt yaparak ekibiyle eve dönüş yolculuğuna çıkar. Her şey bundan sonra başlayacaktır. Saatler sonra Keda'nın yanına bir akbaba konar. Tam ısırık almak üzereyken Keda kendine gelir ve akbabayı uzaklaştırır. Sonrasında içine düştüğü durumu fark eder. Tüm bunlar yetmezmiş gibi ayağını da kırmıştır. Kayalara tutunarak aşağı inmeye çalışır. Fakat başaramaz. Şiddetli bir yağmur yağıyordur. Uçurumun dibindeki kanyon sular altında kalmıştır. Tutunduğu yerde daha fazla dayanamayarak kendini suya bırakır. Sabah uyandığında fırtına geçmiştir. Ayağını iki taşın arasına koyarak yerine oturtur. Uçurumun tepesine geri döner. Burada babasının onun için bıraktığı anıtı bulur. Bu onu hem üzer hem de sinirlendirir. Keda sert biri değildir. Ancak zekidir. Evin yolunu kendi başına bulmalıdır.
böceklerle beslenir. Geceleri yırtıcılardan korunmak için ağaçlara tırmanır. Yine bir beslenme sırasında kurtlar Keda'yı bulur. Keda korunmak için ağaca doğru koşar. Tam güvenli bir yüksekliğe çıkmak üzereyken kurtlardan biri Keda'yı ayağından yakalar. Keda bıçak darbesiyle kurdu uzaklaştırır. Ağacın üzerinde kurtların gitmesini bekler. Saatler sonra yaraladığı kurt hariç diğerleri gitmiştir. Mızrağını ona doğru kaldırır. Ancak kurdu öldüremez. Sonrasında kurdun acı içinde inlemelerine dayanamaz ve yardım etmeye karar verir. Isırmaması için ağzını bağlar. Kurdu kucaklar ve yarasını temizlemek için göle götürür. Yakınlarda sırtlanlar olduğunu fark eder. Güvenli bir mağaraya geçerler. Keda'nın ayağı kırılmadan dolayı şişmiştir. Çevreden topladığı bitkileri ezerek ayağına sürer. Bu sırada kurt ağzındaki bağı çözer. Keda ona arkadaş olduğunu söyleyerek suyundan ikram eder. Bu sayede aralarında ufak da olsa bir bağ oluşmuştur. Solucanlar beslenmelerine yetmiyordur. Keda bir tavşan avlayarak ilk avını yakalar. Her zaman önce kendisi yer. Kalanları kurda verir. Böylece kurt üzerinde hakimiyet kurar. Kutsal yol yakında karla kaplanacaktır ve Keda bundan çok endişeleniyordur. Kurtla günler geçirdikten sonra yanına biraz erzak alıp mağarayı terk eder. Fakat kurt da kendiyle geliyordur. Ne yaparsa yapsın kurt ondan vazgeçmez. Sonunda Keda kurdu yanına yol arkadaşı olarak seçer. Aralarındaki dostluk bağı da güçleniyordur. Keda kurda Alfa ismini verir. Ne kadar acele etse de kış onlara yetişir ve her yer karla kaplanmaya başlar. Bir akşam kamplarına Alfa'nın ailesi olduğu anlaşılan bir kurt sürüsü gelir. Alfa'nın ailesiyle gitmesine razı olur. Yola yalnız devam edecektir. Birkaç gün fırtınada yürüdükten sonra Alfa'nın sürüsüne tekrar rastlar. Alfa'ya olan özleminin de etkisiyle onlara doğru koşar. Bu sırada üzerinde koştuğu buz kırılır ve suyun içine düşer. Bir şekilde buzu kırmayı başarır. Şimdi donma tehlikesiyle baş başadır. Ateş yakar. Fakat yetersizdir. Geceyi Alfa'ya sarılarak geçirir. Kış şartları ikisini de yıpratmıştır. İleride bir çadır görürler. Oturan adama doğru koşarlar. Fakat adam çoktan donarak ölmüştür. Keda çadırda işe yarar hiçbir şey bulamaz. Ertesi gün ilerlemeye devam ederler. Atalarının el işareti olan kayayı bulurlar. Bu yaklaştıklarının işaretidir. Alfa yolculuğa daha fazla dayanamaz ve yere düşer. Keda arkadaşının ölmesine razı olmaz ve onu kucaklayarak devam eder. Nihayet Keda'nın köyünü bulurlar. Köye vardığında kimse gördüklerine inanamaz. Alfa'yı ve Keda'yı sıcak bir yere götürürler. Şaman Alfa'nın hamile olduğunu anlar. Birçok yavru kurt doğurur. Yıllar sonra yavrular yetişkin kurtlara dönüşür ve artık kabilenin diğer üyeleri gibi onlar da avlara katılıyordur. Bu videonun böylece sonuna geldik. Bana destek olmak için beğen tuşuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Ben Cem Ozan. Hoşça kalın.